Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Metin Karakuş. Bu videonun konusu SQL'de DML komutları. Data Manipulation Language. Verileri manipüle edeceğiz. Insert, Update, Delete komutları aslında. Hemen ekran paylaşayım. Başlayalım. Şimdi size şöyle güzel bir mind map buldum. Şöyle bir göstereyim size. Bu şöyle tam ekranda oluyor. Güzel. Bunu linkini yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Yine bizim bir repomuz aslında. Verebilme eğitim kursu Postgres. Chart 4 JPEG. SQL Mind Map. Şimdi biz neler gördük önceki videolarda? İsimlendirme, alias gördük bunu. Biliyoruz artık. Group by fonksiyonlarını gördük artık bunu biliyoruz. Order by gördük. Sıralama fonksiyonları. Hemen bir tekrar edelim order by kısmını. Açtım veri tabanını. Hemen boş bir tane Query Tool'dan açalım. Select Start From filmler tablosunu ele alalım. SF nasıl isimlendirdik? Tamam, güzel. Şimdi diyor ki film ID'ler sıralı değil bak burada. Hemen sıralayalım, değil mi? Order by f.filmid. Direkt böyle yaparsan ne olacak? Azdan çoka doğru sıralayacak. ASC yaparsam ne olacak? Azdan yine çoka doğru sıralayacak. Aslında bu bunun görünmeyen de. DSC yaparsam ne yapacak? Çoktan aza doğru sıralayacak. Olay bu. Sıralama fonksiyonu bu. Geldim. Join tiplerini gördük. Inner join iki tarafta da varsa left join sol tabloyu baz alıyor. Right join sağ tabloyu baz alıyor. Full join yine iki tabloyu birden baz alıyor. İkisi tamamen joinliyor. Cross join de gördük buna ek olarak. Fonksiyonlara bakmadık. Fonksiyonlara yeni videoların içerisinde değindik ama bunu özel bir video çekmedik. Şimdi buna bakacağız. Ama öncesinde DML'e bakacağız. Ve bir de where kısmını çok fazla işledik. Bunu ayrıca tekrar işleyeyim istemiyorum. Buna da hızlıca bir göz atalım hemen. Çünkü şu işaretler belki tanıdık gelmeyebilir. Göze aşinalı olsun. Hemen onları bir inceleyelim. Daha sonra da DML'e geçelim. Data Manipulation Language var. Bu güzel bir mind map. Gruplandırmış fonksiyonları. Window Functions nedir mesela? Çünkü bazen şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir mülakata girdim ve mülakatta Window fonksiyonlarını biliyor musun diyor soruyor. Soru bu. DML biliyor musun diye soruyor. DDL biliyor musun diyor diye soruyor. Aslında bunların hepsini biliyorsunuz aslında. SQL kullanan hemen herkes bilir bunları. Sadece isimlendirmesi nedir, gruplandırmaları nasıl yapmışlar bunu bilmiyorsun. Bu da sizi kulak aşinalı olsun. Window fonksiyonları mesela row over by rank gibi şeyleri ifade ederken işte DML de Data Manipulation Language olarak geçiyor. Verileri veri tabanına ekleme, güncelleme, silme işlemlerine verilen ad DML. Şimdi ben şurada hemen şu komutların hepsini birer kez kullanayım. Any, all, exist. Aslında bunlara Exist'i bir önceki videoda değindik. Çok fazla kullanmazsınız any all kısmını. Exist'i kullanırsınız yine. Diğerlerini yine çok sık kullanırsınız. Hemen bir bakalım tekrardan. Şimdi açtım veri tabanımızı. Where f.filmid in. Mesela in'den başlayalım. 100,999. Bu ne yapacak bize? Sadece bu ikisini verecek. F5'e bastım. Geldi. Where. Daha sonra ne vardı? Like. Between. Bakalım. Between. Between'de birinci değer ve ikinci değeri arasında olanların hepsini veriyor. 995. And. Bin. Var mıydı bir? Bakalım. F5. Varmış. 995 dahil, 1000 dahil. Bunların hepsini bitwin de buydu.
Bitcoin'in içerisinde en de kullanıyor. Evet, devam edelim. Mesela büyüktür. Büyüktür 995. Bu büyüktür işareti. Çalıştırdığımda 995 hariç geliyor. Büyük eşittir işareti. Çalıştırdığımda 995 dahil geliyor. Küçüktür. Küçüktür. 995 hariç. Küçük eşittir. 995 dahil. Ve küçükleri. Bunu ifade ediyor. 995 hariç. Ünlem eşittir. Veya bunun şöyle kullananlar da var. Ben ünlem eşittir olarak kullanıyorum. Bu da yine 995 hariç hepsi demek oluyor. Başka neler varmış? Bunların hepsini kullandık. Evet. And or not. Tamam. Geldik. Film ID eşittir 995 and f nokta film ID 996. Neden olmadı? Çünkü and var. Hem bu hem bu sağlanacak. O yüzden gelmez. 995 ve 995 olursa gelir. Or. Ya bu ya bu sağlanacak. 996. Şimdi ikisi de gelir. Evet. Başka ne varmış? And or not. Not. Ünlem eşittirle aynı. Not. F5. Böyle olmuyor. Nasıl olması lazım? Null, not null. Not eşittir gibi çalışmaz. Değildir demek not. Mesela null bir değer varsa, not null derseniz böyle çalışır. Is. Is not 995. Şöyle diyor ki is bir obje belirtiyor aslında, tamam mı? Değerin null olup olmadığını döndüğünde null değerlerde genelde kullanılır bu. Is null derseniz null olan değerler, mesela film ID'si null olan bir değer olsaydı onu getirecektim. Bizim tablomuzda olmadığı için boş dönüyor. Is not kullandığınızda null olmayan değerlerin hepsini, yani film ID tablosundaki yani aslında hepsini döndürecek. Karşılığında bir değer kullanamazsınız. Çünkü bir aslında oradaki bir tipi belirtiyor. Bu nedenle not komutu genelde nulla beraber kullanılır. Devam edelim. Başka ne varmış? In anlattık. Any all ve exist. Any all ve exist. Bunlar alt sorgularda kullanılıyor. Bunu bir önceki videoda değinmiştik zaten exist'te. Any ve all da yine alt sorgularda kullanılır. Any alt sorgulardan herhangi bir varsa onu dönüyor. All da hepsi varsa onu döndürüyor aslında. Onları geçiyorum, çok fazla kullanmazsınız. Kullanıyorsunuz da araştırabilirsiniz nasıl kullanıldığına dair bilgiler mevcut. Onu geçiyorum. Geldim DML. DML fonksiyonları insert, update, delete. Şimdi bir veri tablonuz var. Tablonuz var ve bu tabloya da bir veri ekleyeceksiniz. Nasıl yapacaksınız? İşte burada devreye giriyor DML fonksiyonu. Buradan hemen insert'e bakalım. Şimdi insert'ün tablo yapısı bu. Bu şekilde insert into table name diyorsunuz. Tablonun kolonlarını belirtiyorsunuz ve daha sonra values deyip value'leri belirtiyorsunuz. Mesela burada
Şurada bir tane tablo oluşturmuş. Hemen buna da bir bakalım. Burada yine bir önceki videolarda da yine değinmiştik buraya. Bunu da biraz anlatayım, açıklayayım. Şimdi drop table if exist links diyor, tamam mı? Link tablosu eğer varsa bu tabloyu sil. Create table diyor. Link tablosunu oluştur. Biz de burada eğer satır satır çalıştırabilirsiniz. F5'e bastım. İlk önce bu çalıştı. Bu tablo yok, tamam mı? Zaten yok. Olmadığı için de herhangi bir işlem yapmadı. Geçtim. Create table links diyor, tamam mı? Links diye bir tane tablo oluştur. ID kolonu oluştur. URL kolonu oluştur. Name ve description kolonu oluştur. Ve last update kolonu oluştur. Ve bunlar da tablo kolonların tipleri. ID, serial, primary key. Standart artacak diyor, tamam mı? Varchar, varchar text alır demek. 255 tane karakter alıyormuş. Last update'te date alıyormuş. Tarih değeri. Bunu da çalıştıralım. Bu da çalıştı. Bir link tablosu oluşturdu buraya. Links. Refresh. Links burada. Tablom burada. Ama tablom boş. Sorgu atalım. Select. Start from links. Göründüğü gibi tablom boş. Şimdi böyle bir elinizde boş bir tablo var ve verileriniz var. Sizin bu verileri bu tabloya yazmanız lazım. İşte burada devreye giren komutlar veri manipülasyon komutları. Data manipulation tool. İlki de insert. Insert komutu verilerinizi tabloya yazar. Tekrardan şuraya ekleyeyim. Insert into the links. Yani link tablosuna URL ve ismi ekle ve değer de şunlar olsun. URL kısmı bu, değer kısmı bu. Peki diğerlerini boş bıraktı. URL ve name boş olamaz. ID'yi boş bıraktı. Neden? Serial dedi, tamam mı? Bu kendi veri tabanı kendi kendine otomatik artacak bir değer koyacak oraya. Description'ı boş bıraktı. Last update'i boş bıraktı. Bunu çalıştıralım. Peki ben sadece şu satırı çalıştırabilir miyim? Çalıştıramam. Hata verir. Diyor ki buradan sonra da bir değer almam lazım diyor. Bunu şöyle, şu satırı şöylece hepsini seçtim. F5 ile çalıştırdım. Diyor ki çalıştırma işlemi tamam. Bir satır eklendi tabloya. Çalıştır. Bir satır ekledi. Description bold, last update. Description null, last update null. Geldim buraya. Evet, ikinci satırı da eklemiş. Üçüncü satırı ekleyelim. Biz direkt bu satırı ekleyelim. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu ekleme kısmında bak. Bu sefer last update'i de ekliyor. Bunu eklediğimde nasıl olacak? Değer. Bir satır daha eklendi. Çalıştırayım. Artık bunun buradaki değeri var. Last update değeri var. Diğerinde yok. Bu şekilde eklemek istediğiniz kolonları belirtip daha sonra value kısmında değerleri belirtip veriyi ekleyebiliyorsunuz. Peki birden fazla. Şimdi burada da returning kısmı var. Bu da güzel. Returning ID'leri dön diyor. Ekleme yaptıktan sonra ID'leri dönüyor. Bunu şöyle de değiştirebilirsiniz. Hemen şuraya çalıştıralım. Returning ID demiş. Returning name de olabilir mesela. Çalıştıralım. Evet. Şurada Postgres diye adı vardı. İsmi döndü. Ekledikten sonra döneceği değeri burada belirtiyor. Bu da güzel. Aklınızda bulunsun. Peki ben hepsi için böyle mi eklemeliyim? Yani her bir satır için insert into yaz, tablo adı belirt, kolonları belirt, value'ları belirt. Yok. Bunu yapmanıza gerek yok.
kolay bir yöntemi var. Sadece bir kere insert into diyorsun. Value'lar kısmında her şeyi belirtiyorsun. Nasıl? Hemen yapalım. Insert multiple rows. Birden fazla satır ekle. Bak burada belirtmiş. Şunu kopyaladım. Geldim buraya. Şurayı sildim. Bunu yapıştırdım. Insert into dedin. Tablo adını belirttin. Kolonları belirttin. Value kısmını belirttin. Artık buradan sonra parantezleri açıp açıp yapıştır içerisine. Bunun hepsini de seç. Çalıştırdığın zaman 3 tane satır birden kaydetsin tabloya. Olay bu. Bu kadar kolay. Ve sorgulayalım. Sonuçları görelim. Evet. Şu 3 satırı sonradan indirdi. Yani tabloya ekledi. Burası da böyle. Peki, update komutu ne yapar? Bu tablolarda güncelleme yapmak istiyorsun. Bu satırlarda güncelleme yapmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Update yazacaksın. Yine tablo adı. Genelde bunlar hep standart. Bütün veri tabanlarında hemen hemen hepsi aynı. Yani mesela ilişkisel tablo veri taban tiplerinde özel tabi. Veri tabanı tipi ilişkisel olanlardan. Postgres'te böyle, MS SQL'de böyle, BigQuery'de yine böyle. Mesela bizim burada yine bir tane tablo oluşturmuş kurslar diye ve kurslar tablosuna girdi yapmış. Bütün kursları seçmiş. Daha sonra da kurslar tablosundan published date'ini hepsini kurs ID'si 3 olanların published date'ini değiştirmiş. Yapalım hemen biz de görelim. Şimdi bunu kopyaladım. Geldim. Tools'lardan Query Tools'u açtım. Yapıştırdım buraya. Burası ne yapacak? Kurs diye tablo varsa bunu önce silecek. Daha sonra bir kurslar tablosu oluşturacak. Daha sonra insert into ile 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane satırı tabloya ekleyecek. Ekledi 5 tane. Hata 0. 66 milisaniye tuttu. Kurslar tablosundaki bütün değerleri görelim. Seçtim. F5'ledim. Bunlar 5 tane değer. Tablonun tarihlerine bak, publish date'lerine. Şimdi burası ID'si 3, publish date'i ID'si 3 olan 0, null yani, değil mi? Ben bunu güncellemek istiyorum. Eklemek istiyorum, değiştirmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte burada update komutu devreye giriyor. Şunu kopyaladım. Geldim buraya. Şöyle yapıyorsunuz. Update courses set. Set komutu neyi değiştireceğinizi bildirtir. Publish date kolonunu değiştirecekmiş. Publish date kolonunu şu satırla değiştir diyor. Ver kurs ID 3 olan. Tamam. Şimdi bunu ben 2'yi de ekleyeyim mesela buraya. Kurs ID in 2,3. Tamam. Ne yapacak? 2 ile 3'ün publish date'ini 2028-1 yapacak. Çalıştırdım. İki tane satır güncellendi diyor. Bunu çalıştırırsak göreceksiniz. Eklendi. 2 ve 3. İşte burada. Bu şekilde update komutu da. Peki. Delete. Update join var. Bir bakalım, hemen göz gezdirelim. Şimdi bu da update join'de başka bir tablodan referans alarak değiştir demek. Şimdi burada mesela işte where kısmı vardı ya. Burada da where kısmında bak, ikinci tabloyudan eşleşenleri belirtip güncelleme yapabiliyorsunuz. Peki geçelim. Çok açık olmadı. Şimdi şöyle anlatayım ben. Biraz daha açayım. Çünkü böyle bir tablom yok ama. Şimdi filmler tablosu var, tamam mı? Filmler tablosundan filmlerin güncellenme tarihleri olsun.
TC1 güncelleme tarihleri. Filmin güncelleme tarihi mi oldu? Filmlerin published tarihleri, yayınlanma tarihleri var, tamam mı? Published tarihi yanlış girilmiş. Ve yanlış girilen filmlerin kiralanma veya satın alma tarihlerini biliyorsun. T2 tablosu da filmlerin satın alma tarihlerini bulunduruyor. Film ID ve satın alma tarihi. T2 tablosunu T1 tablosuyla bağlıyorsun ver koşulunda. T1 tablosunun ID'si ile T2 tablosunun ID'si eşitse ve buraya da devam edebiliyorsun ve T2 tablosunun ID'si işte tarihi işte 2008 Ocak 1'e eşitse bunların hepsinin tarihini şu olarak T1 tablosundakinin hepsinin tarihini işte 2011 diye güncelle dersen buraya yeni değeri eklersen bütün o T1 tablosundaki değerlerin hepsini değiştirecek. Olay bu, mantık bu. Tamam, geçiyorum. Delete kısmı var. Delete kısmı. Satırları ekledin, satırları sileceksin, tamam mı? Update gibi çok basit, öyle çalışır. Şurayı kopyalayayım. Hatta hiç kopyalamayayım, bizim update komutumuz duruyorsa ben onu delete yapayım. Delete courses ver course ID 2 ile 3 olanları sildim. Bu iki satırı sildim. Çalıştır. Diyor ki sintaksında hata var diyor. Böyle olmaz diyor. Çünkü from'u atladık. Delete from tablo adı. Ondan sonra da condition ver. F5'e bastım. İki tane satır silindi. Çalıştırdım. Görelim. Toplamda 3 tane kaldı bana. 1, 4 ve 5. Evet, delete'de böyle. Bu videoyu da bitirelim burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.